Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bu Bakış'ın bugünkü gündem konusu tarım ve tarım sigortası. Biraz depremden bu yana tarımda neler oluyor onu konuşacağız. Tarsim'in ödediği hasarlar var. Ciddi bir rakama ulaştı. Bunu konuşacağız. Hangi üründe ne kadar deprem nedeniyle oluşan tarımda oluşan hasarda hangi üründe ne kadar ödendi? Ki biliyoruz ki ağırlıklı hayvan el sigortalarında ödendi. Peki nasıl etkiledi? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Yavaş yavaş da seller ve don gibi olaylar da başladı. Yani tarımı etkileyen afetler başladı. Bunların etkilerini de konuşmak istiyoruz. Efendim canlı yayın konuğumuz Tarsim Bitkisel Ürünler Sigortaları Grup Müdürü Ertuğrul Çelik bizlerle birlikte sorularımıza kendisi cevap verecek. Eminim sizlerin de sorularınız vardır. Sorabilirsiniz. Yayın esnasında arkadaşlarımız bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini WhatsApp gibi paylaşacaklar. Ayrıca Noyan Doğan'ın Instagram ve Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Süremiz el verdiğince sorularınızı Sayın Çelik'e sormaya çalışacağız. Evet efendim, tarımda neler oluyor? Bakış başlıyor. Tarsim 2022 yılında Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 296 milyar liralık tarımsal varlığı güvence altına aldı. 3,1 milyon adet poliçe düzenleyen kurum, 35 milyon dekar alan, 18 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sigortalandığını açıkladı. 8 farklı tarım sigortası branşında %67'ye varan devlet prim desteğiyle hizmet sunan tarım sigortaları, geçtiğimiz yıl bitkisel ürünlerde 2,2 milyar lira, büyükbaş hayvanlarda 880 milyon lira, seralarda 327 milyon lira, küçükbaş hayvanlarda 227 milyon lira, su ürünlerinde 14 milyon lira, kümes hayvanlarında 9 milyon lira ve arı kovanlarında 6 milyon lira olmak üzere toplam 636 bin adet hasar dosyası için 3,6 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Kahramanmaraş depremi sonrası üreticiler tazminatlarını almaya başladı. Gelen 8159 hasar dosyasına 32 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortalarında 6090 adet dosyaya 24 milyon 457 bin lira ödeme yapıldı. Sera sigortalarında 8 adet hasar dosyasına 1 milyon 720 bin lira tazminat ödemesi gerçekleşti. Bitkisel ürün sigortalarında da 125 hasar dosyasına 650 bin lira ödeme öngörülüyor. Evet efendim, Ertuğrul Çelik canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Çelik. Hoş bulduk, çok sağ olun. Şimdi soracak soru çok, konuşacak konu çok. Hemen başlayalım sorulara. Deprem sonrası, deprem bölgesinde ödenilen hasarlar ne kadar çıktı? Benim, yani sizle yayın öncesi konuştuğumuza göre ciddi bir rakama ulaşmış gözüküyor. Buyurun alalım. Birkaç sorum daha var çünkü bununla ilgili benim. Peki, teşekkür ederim. Tabii deprem afetini yaşadıktan sonra bölgedeki çalışmalarımıza gelen ihbarlar öncelikli olarak çok hızlı bir şekilde başladık. Hasarın oluş şekli itibariyle daha çok yapısal, yapı ağırlıklı bir hasar meydana geldiğinden dolayı bitkisel ürünlerden daha ziyade bizim burada büyükbaş, küçükbaş hayvan hayat sigortaları kapsamındaki poliçelerimizde çok ağırlıklı hasarlar meydana geldi. Yine buna benzer olarak yine küçükbaş hayvanlarda, arılı kovan sigortası dediğimiz diğer branşımızda ve sera sigortalarında asıl yoğun hasarları gördük. Bunların çok hızlı bir şekilde saha çalışmaları, tespitleri gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak gelen ihbarların %98'i tamamlanmış durumda. Abi sona gelindi yani. Evet, çok az miktarda elimizde poliçemiz kaldı, hasarımız kaldı. Onlarda da mevzuatsal bir iki tamamlanması gereken dosya içerikleri var. Onları da tamamladıktan sonra en kısa sürede ödemeler yapılacak. Tabii bu dosyaların karşılığında ne ödedik? Az önce de yayında belirtildiği gibi özellikle ana burada ödeme kalemimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanat sigortaları kapsamındaki poliçeler. Yaklaşık 6100 adet poliçe karşılığında toplamda 25 milyona yakın bir ödeme meydana geldi. Buna kümes hayvanlarını, serayı, arıcılık sigortasını hepsini eklediğinizde 32 milyonu geçen bir ödememiz şu anda söz konusu. Toplamda 32 milyonu geçti. Elimizde kalan son dosyalar bile yaklaşık 5 milyon bir muallak bedelimiz Sayın var. Çelik. Evet efendim, Gürkan'a çok teşekkür ediyoruz. Sohbete devam ediyoruz Ertuğrul Çelik'le. Buyurun efendim, toplam hasar rakamını açıklıyordunuz depremde, tarımda. Evet, 32 milyonluk bir ödeme gerçekleştirildi. Yaklaşık bir 5 milyonluk daha ödememiz oluşacak. Bunun toplamda yaklaşık 40 milyona yakın bir tazminat ödemesi gerçekleşecek. Yani depremin
tarımda sigortalı hasarı 40 milyon TL diyebiliyoruz ve bu da tamamlandı artık. Evet, yani. Tabii buradaki kritik aslında noktamız poliçesi olanlar üzerinden bu rakam. Yoksa o nedir oran orada? Yani sigortalı oranları? Genel olarak baktığımızda %20 ile 30 arasında değişiyor. Yani bitkisel mi, hayvansal mı? Hayvan hayatta da hemen hemen benzer durum var. Orada biraz daha %30 seviyelerine yakın. Yükseldim. Bitkisel sigortalarda %22-25 arasında değişen oranlarda. Tabii depremin oluş şekli itibariyle bitkisel ürünlerin bundan etkilenmesi biraz daha az. Öyle mi? Daha mı düşük? Evet, daha düşük. Çünkü burada bizim hasarlarımız daha çok işte yer kayması, heyelan şeklinde oluşan. Ya da çok meşhur bir fotoğraf vardı, hatırlarsınız, zeytin bahçesi. Evet. Eğer orası sigortalı olsa fay geçiyordu, evet, değil mi? Hatta evet, ben onu sormuştum Serpil, ama sigortalı mı? Değilmiş değil, galiba. Değil, maalesef değil. Ya olsa tabii onun da tazminatı. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela aynı yer, o meşhur fotoğraftaki yer, sigorta yaptırmak istiyorum dese yapar mısınız? Yapılabilir. Tabii ki mevcut şu andaki haliyle. Çünkü orada özellikle o derin yarın oluştuğu bölgede ağaçlarda büyük olasılıkla bir süre sonra kurumalar meydana geliyor. Şu anda da görüntü de ekranda zaten. Evet, evet. Görüntü, evet. Yapılır yani diyorsun. Yani geri kalan ağaçlar... Zeytinlik burası değil mi? Evet, evet, yapılır. O zaman size söylediğinizden şunu anlıyorum. Deprem yani hayvan hayat ya da büyük baş küçük baş hayvanı hayvanları etkiledi ama bitkisel üretimde tarımı çok fazla etkilemedi. Bu yarın öbürsü gün bize herhangi bir şekilde negatif dönüş yapmayacak diye yorumluyorum tarımsal üretimde. Etkileme şekli aslında üretimden ziyade üretici üzerinden daha tabii çok doğru olacak. O anlamda sıkıntı olabilecek ama dediğiniz gibi tarımsal üretim yapılan alanlarda, yani tarla dediğimiz ya da meyve bahçeleri dediğimiz yerlerde ciddi anlamda bir sıkıntı söz konusu değil. Sadece fay hattının geçtiği bu yerler haricinde diğer yerlerde kısmi toprak kayması, heyelan gibi hasarlar söz konusu. Ertuğrul Bey, neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Sizi bulmuşken hazır sorayım. Şimdi depremin üzerinden nereden bakarsanız 2 ayı geçirdik biz zaten. Siz herhalde poliçe satışı devam ediyor değil mi? Tarım sigortası ediyor, yapılıyor. Mesela depremden sonra şunu hissettiniz mi? Ya evet, deprem bir endişe yarattı. Yani bitkiselde olsa da, hayvan hayatta da olsa sigortalı oranında bir artış var. Bunu yaşadınız mı? Yaşıyor musunuz? Özellikle hayvanat branşında dediğiniz doğru. Öyle mi? Çünkü bölgenin... Onlar zarar gördü çünkü orası. Asıl zararı görenler onlar olduğundan dolayı ve bölgenin komşu illerinde de artık bir risk konuşulduğundan dolayı biraz sigortaya yaklaşım arttı. Ama bitkisel ürün için aynı şeyi söylemek... O birebir oranda etkilenmedi maalesef. O kendi kendi mecrasında ilerliyor. Ama o da enteresan Ertuğrul Bey. Bu kadar olay olmuş. İşte yani en azından tek bir ilgi olması gerekiyor ama biraz zaman alıyor herhalde. Öyle evet, anlıyorum. Evet. Şimdi bu tabii işin deprem boyutu ama bir taraftan da anladığım kadarıyla sel yaşanıyor ve don yaşanıyor. Klasik Malatya'da kayısı don vurdu. Artık bizim için bir haber ifade etmiyor ama vurdu. Gerçekten vurdu. Evet. Ne oluyor bu son dönemlerde bunlarda? Biraz oradan da bahsedelim. Evet. Bu yıl malumunuz özellikle kış aylarında, Ocak-Şubat ayı dediğimiz aylarda havanın mevsim normallerinden daha sıcak geçmesi aslında bizim fenoloji dediğimiz, yani bitkilerin uyanması ve artık riskin başlaması, teminat kapsamına girmesini öne getirdi. Öne getirdiğinden dolayı Mart'ın ikinci yarısından itibaren özellikle işte Malatya'da kayısı, Manisa bölgesinde üzüm, Karadeniz bölgesinde fındık, bunlar teminat kapsamına girdi. Bu bir hasar meydana gelse artık hasar söz konusu olacaktı. Malumunuzda bilindiği üzere o 30 Mart tarihinde, 29-30 Mart tarihinde Türkiye genelinde bir hasar meydana geldi. Evet, bir araya gireyim. Bu aslında ilginç bir tarih. Evet. Sevgili dostlar, şöyle ilginç. Ertuğrul Bey anlatılacak. Devam edin siz. Şimdi dediğiniz gibi bu tarih ilginç bir tarih. Niye? Bizde de istatistik olarak baktığımızda son 10 yıl içerisinde aslında üçüncü tekrar olarak aynı tarih. Aynı tarihe geliyor. O yani da çok enteresan ya. Aynı tarih, her yıl aynı, yani son 3 yıldır aynı tarihte. Son 10 yılda 3 tekrar. 3 defa 30 Mart'ta. 30 Mart. 30 Mart'ta don vuruyor. Don hasarı meydana geldi. Bunun bir izahı var mı? Yani şimdi meteorolojik olarak büyük olasılıkla bu cephe hareketleri hemen hemen aynı şeye geliyor. Yani aslında tahminler de, meteorolojik tahminlerin çıkış noktası da burada. Aynı gün mü olur Ertuğrul? Bir gün önce olur, 2 gün sonra olur da. Aslında biz de ona çok şaşırdık. Yani şey değil. Ve bir kere hemen hemen de benzer diğer tarihlerde de benzer söz konusu oldu. Birden fazla don hasarı meydana gelmedi. Bir defa bir kere meydana geldi. O da yeterli oluyor zaten. Çünkü fenoloji zaten çok ilerlemişti. Çok ilerlediği için hasar boyutu çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Yine burada saha çalışmaları çok hızlı şekilde başladık. Şu anda
Poliçe sayısı ve hasar ihbarına da göz önüne alarak, örneğin Manisa ilinde şu anda bizim yaklaşık 230-240 adet eksperimiz var. Sahada çalışıyorlar. Gelen yaklaşık 24.000-25.000 civarında ihbarın %55-60'a yakını tamamlandı. Ön tespitler olarak yapıldı. Yine benzer durum Kayısı'da yaklaşık 8.000 ihbarımız var. Orada da saat çalışmalarının %70'i tamamlamış durumda ön tespitler. Fındık var, o da yaklaşık 20.000 civarında. Onun tespitleri de çok hızlı devam ediyor. Şu anda yapmış olduğumuz ön tespitler. Çünkü doğrudan dolayı hemen şu anda verimi şu kadar etkileyecek kararı veremiyoruz. Bunu belirleyemiyoruz. Ama en azından etkisi ne kadardı, zararı ne kadar olabilir, ne kadar alanda yayıldı, bunların hepsini şu anda tespit edebiliyoruz. Şu anda da ekranda Tarsim'e hasar ihbarı nasıl yapılırı şemayla arkadaşlar hazırlamışlar. Güzel. Süreç nasıl işliyor şeyi? Buyurun. Ama bu bundan sonra tekrar bir don hasar olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü öyle mi? Hala risk var, var yani. Var. Yani Nisan ayının çok uzun yıllar meteorolojik kayıtları dikkate alındığında Nisan ayının 28-29'una kadar normal bir don hasarı meydana gelmesi mümkün. Ekstrem olarak Mayıs'ın 8'i 10'una kadar da ulaşan tarihler var ama yani benzer 30 Mart'ın benzeri bir tarihte 23-24 Nisan'dır. Yani ha, öyle mi? Tekrar eden tarihlerden bir tanesidir. Ya o tarihlerde de olur. Evet. O tarihlerde de olursa demek ki bu işte bir hikmet var deyip aslında bu da bir anlamda şöyle ben şöyle yorumluyorum Ertuğrul Bey. Aslında sigortanın doğasına aykırı bir şey değil mi? Yani bu bir anlamda çiftçiye çok ciddi destek anlamına geliyor. Evet, evet. Her yıl aynı tarihte aynı olayın yaşanması yani benim yani ekonomist olarak mantığıma bu sigorta kavşeğine girmez. Beklenmedik olay olmaktan çıkıyor artık. Riskiniz çok yükseliyor. Evet. O da devlet destekli sigortanın özelliği. İşte zaten devlet desteğinin yani olmasının nedeni buradan evet. anlaşılıyor. Soru var, bir şey soracağım. Kuraklık yaşıyor muyuz? Şimdi hatırlarsınız bundan 2-3 ay önce de bunu konuşuyorduk. Evet. Ne olacağını çok öngörme noktasında sıkıntılarımız da vardı. Çünkü meteorolojik anlamda ciddi bir sıkıntı söz konusuydu. Evet. Meteorolojik anlamdaki kuraklığın karşılığı Tekirdağ-Trakya üzerinden konuşmuştuk. Yaklaşık 650-700 milimetre yağış olursa meteorolojik olarak normal. Hı hı. Ama bu 250-300 milimetrelere düştüğünde bu ciddi bir kuraklık riskidir meteorolojik olarak. Ama o 250-300 milimetre tarımsal anlamda çimlenmeyi, filizlenmeyi çıkmayı sağlıyordu. Biz oradan kurtarıyorduk. Ne oldu? İki ay önce bunu konuşurken şu anda biz bazı bölgelerimizde lokal olarak fazla yağışın etkisini konuşmaya başladık. Ha öyle mi? Yani kuraklık yok şu anda. Risk olarak şu anda aksine öbür çok düştü, azaldı. Tabii bu risk bitti anlamına gelmez. Çünkü Nisan ayının ikinci yarısında ve Mayıs ayında da mevsim normallerindeki yağışların olması çok önem arz ediyor. Ama şu andaki mevcut olarak dediğim gibi kuraklıktan daha çok bir şey noktasına geçtik. Aşırı yağışın etkilerini olabileceği noktasında ki bu da bizim köy bazlı kuraklık verim sigortasının teminat kapsamı içerisinde olan bir risk. Hı hı. Yani aşırı yağmurdan da lokal olarak etkileme olursa o da hasar kapsamına girecektir. Ertuğrul Bey şu aşamada yani bugünkü durumda sigorta alınabilecek bir ürün var mı? Yoksa artık sigortalar bitti. Şu anda artık yani hasar olursa hasar ödeyeceğiz. Yoksa hani bir dönem var mı? Şu dönem şunun sigortasıdır. Üstad lokasyon olarak şöyle söyleyeyim. Aslında son kabul tarihlerinin çok büyük bir kısmı sona erdi. Ancak bu sigorta yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bundan sonrası kontrolle sigorta. Yani siz bundan sonra da gidip dolu sigortası yaptırabilirsiniz. İşte ürününüz, örnek veriyorum elma. Ben sigortamı yaptırmak istiyorum dediğinizde bunun yerinde kontrol ediyoruz. Teminat kapsamı başladığından dolayı, hı hı. yani bir risk gerçekleşmiş olup olmadığına bakıyoruz. Bir sıkıntı yoksa poliçeniz yapılabiliyor. Tek bir fark var, sadece don teminatı alamıyorsunuz. Çünkü onun riski şu anda başladığından dolayı. Hı. Bu Malatya ve Manisa tahmini ne kadar bir hasar? Çünkü geçtiğimiz senelerde aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Bütün Türkiye genel olarak, toplam olarak söyleyeyim. Aslında il bazında da şeylerimiz var ama hı. Türkiye genelinde toplam olarak şu anda 2.2 milyarlık bir muallak bedelimiz var. Ya muallak dediğiniz yani, ödemesi muhtemel. Çünkü şu anda dediğim gibi verimin net olarak belirleyemediğimizden dolayı bu rakam evet 2 milyardır deme şansımız yok. Bu 2,5 milyara da çıkabilir. İşte 1.8 milyara da düşebilir. Tabii bundan sonra devamında hasar geleceği için bu rakam zaten otomatikman çok yukarılara çıkacak. Evet. Ama şu andaki hasarlar dahilinde 2 milyarın üzerinde bir muallak bedelimiz var. Kuraklık sigortası köy bazlı mı parsel bazlı mı yapılıyor? Köy bazlı. Farkı ne? Şöyle söyleyeyim. Farkı şu, parsel bazı dediğinizde bütün tespitler sizin yerel parselinizde yapılmak zorunda. Aslında gelir koruma sigortası dediğimiz odur. Hmm. Oradaki bütün tespitler parselin kendisi özelinde yapılır. Köy bazlı kuraklık verim sigortası ise köyün
bir verimini tespit ediyorsunuz. Yani içerisindeki parsel parsel değil de köyün ortalama verimine 300 kilo, 500 kilo, 600 kilo neyse eğer o sizin eşik değerinizin altında kalıyorsa tazminat ediyorsunuz. Bazı parsellerde kuraklık olmuş da olabilir, yararlanamayabilir. Tam tersi de söz konusu olabiliyor bu sistemde. Yani bazı parseller normalden yüksek verim alsa bile köyün ortalaması kuraklık gösterdiğinden dolayı tazminat da alabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz Ertuğrul Bey. Ağzınıza sağlık. Konuşmaya devam edeceğiz. Anladığım kadarıyla biraz böyle sel, don falan gibi afet şeyine girdik. Girdik. Mevsimine girdik öyle diyeyim. Bundan sonrası bir ay daha bu şekilde devam eder. Devam eder. Ondan sonra artık şey yani Mayıs'ın ikinci yarısı, şey Nisan'ın ikinci yarısı Mayıs'tan sonrası da dolu fırtına başlar. Dolu fırtına başlayacak. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok sağ olun. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.